Yurtdışı hisse senedi endeksleri dünü ağırlıklı olarak satıcıla geçirdi. Zayıf Çin ticaret verileri sonrası Asya piyasalarında %1'in üzerinde kayıplar yaşanırken Avrupa endeksleri görece güçlü kaldı. Amerika endekslerinde ise teknoloji hisseleri öncülüğünde satışlar devam ederken Dow Jones endeksinin pozitif ayrıştığı gözlendi. Seans ortalarına doğru açılıştaki kayıplarının bir kısmını geri alan S&P 500 endeksinde yer alan 11 sektörün altısında değer kazancı yaşandı. %1.27 primle altyapı, kayıpları sınırlayan sektör olurken, onu %0.7 primle gayrimenkul takip etti. %1.57 gerileyen bilgi teknolojileri ise en zayıf sektör oldu. Dow Jones Endeksinde 9 sektörün 4'ünde yükseliş kaydedildi. %1.69 yükselen sağlık sektörü yükselişi destekleyen sektör olurken, %1.44 gerileyen ham madde ise en zayıf sektör olarak dikkat çekti. Günü %0.21 primli sonlandıran İngiltere Futsi 100 Endeksinde yer alan 11 sektörün 7'sinde değer kazancı yaşandı. %2.02 yükselen altyapı en güçlü sektör olurken onu %1.71 primle sağlık sektörü takip etti. %1.8 gerileyen ham madde ise en zayıf sektör olarak göze çarptı. %0.14 değer kaybeden Almanya DAX Endeksinde yer alan 10 sektörden 3'ü günü kayıpla tamamladı. İsteğe bağlı tüketim %1.7, gayrimenkul %1.64, ham madde %1.07 kayıpla en endeksi aşağı çeken sektörler oldu. Temel tüketim ise %0.98 ile kayıpları sınırlayan sektör oldu. Ekonomik veri bakımından hareketli olan günde Asya tarafında Çin'den gelen dış ticaret verileri takip edildi. Ağustos ayında ülkenin ihracatı %9 beklentisinin altında %8.8 gerileme kaydetti. Benzer şekilde ithalat da %9 gerileme beklentisi karşısında %7.3 geriledi. Avrupa tarafında Almanya sanayi üretiminin Temmuz ayında %0.4 beklentisinin üzerinde %0.8 gerilemesi dikkat çekti. Euro bölgesi ikinci çeyrek son revizyonu %0.5 ile %0.6 olan beklentinin gerisinde kaldı. Amerika'da ise haftalık işsizlik başvuruları günün dikkat çeken tek verisiydi. Başvurular 2 Eylül haftasında 233 bin artış beklentisine karşın 216 bin artış gösterdi. Devam eden başvurularsa 1 milyon 679 bin ile 1 milyon 719 bin olan beklentinin altında kaldı. Bugünkü ekonomik veriler arasında Almanya enflasyonla Amerika toptan satış stokları öne çıkıyor. Amerika tarafında dün açıklanan işsizlik hakları başvurularının beklentinin altında kalması güçlü iş gücü piyasasına işaret ederken açıklanan veri doları güçlendirdi. Dolar endeksi günü %0.18'lik yükselişle 105.02 seviyesinde kapattı. Dolar diğer G10 para birimlerinin çoğuna karşı değer kazanırken, dolar endeksinde en yüksek ağırlığa sahip Euro'da da beklenti altında gelen Avrupa büyümesi sonrası olumsuz görünüm devam etti. Euro-Dolar paritesi %0.26 değer kaybederken parite 1.0699 seviyesine geriledi. 1.068 seviyesi önemli bir direnç olarak göze çarparken bu seviyenin kırılması halinde paritedeki düşüş daha da keskinleşebilir. Çarşamba günü İngiltere Merkez Bankası'ndan gelen faiz artışlarının sonuna gelinmiş olabileceğine yönelik açıklamalar sonrasında sterlin dolar paritesindeki düşüş dün de devam etti. %0.26 düşen parite günü 1.247 seviyesinde kapattı. Japon Yeni G10 para birimleri arasında günün en güçlüsü olarak göze çarparken dolar karşısında %0.31 primlendi. Japon yetkililerin yaşanan değer kaybı ve volatilite sebebiyle müdahalede bulunabileceği beklentisi Japon Yeni'nin değer kazanmasını sağladı. Amerika tarafında işsizlik başvuruları dışında piyasalar için önemli bir veri akışının olmadığı işlem gününde hem Avrupa hem Amerika tahvillerinde alıcılı bir seyir vardı. Amerikan 10 yıllık tahvil getirisi %4.26 seviye lerinden işlem görürken 2 yıllık getiride ise 6 bas puanlık bir geri çekilme vardı ve %5 seviyesinin altına geldi. 1 yıl vadeliye kadar olan tahvil getirileri ise %5.20 ile 5.40 bandında işlem görmeye devam ediyor önümüzdeki hafta Amerika hazinesinin yapacağı 3 yıllık ihraç piyasa fiyatlaması açısından önemli olabilir. Fed vadilerine göre faiz indirimlerinin 2024 yılının ortasına doğru başlayacağı fiyatlanıyor. Eylül toplantısı öncesinde konuşan Fed üyeleri faiz kararını almadan önce daha fazla verinin takip edilmesi gerektiğini belirterek açık kapı bırakıyorlar. Avrupa tahvil getirilerinde de ortalama 5 bas puanlık geri çekilmeler söz konusu. İngiltere 10 yıllık getirisi 8 bas puan daralmayla %4.45 seviyelerine gelirken, Fransa ve Almanya 10 yıllık getirileri de ortalama 5 bas puan daralmayla sırasıyla %3.30 ve %2.60 seviyelerinden işlem gördü. Türkiye ise Avrupa ve Amerika tahvillerinin aksine hafif satıcılığı işlem görürken, 5 yıllık ülke risk primi yaklaşık 3 bas puan artarak 385 puan seviyelerinden işlem gördü. 10 yıllık hazine tahvil getirisi %8.30 seviyelerinde seyrederken, çarşamba günü talep toplayan ve %9.375 getiriyle ihraç olan 2028 vade yapı kredi tahvili, dün ilk işlem gününde oldukça primli seyretti ve getirisi %9.15 seviyelerine kadar geldi. Gün içindeki fiyat değişimi ise yaklaşık 1 dolar oldu. Çarşamba günü %9.15 getiri seviyesinden işlem görmeye başlayan benzer vadeli vakıf bankı kimeti ise yapı kredi kıymetinin aksine satıcılı seyretti. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.